Saygıdeğer meclis, değerli ilçe başkanlarım, Değerli misafirler. Bodrum Belediyesi'nin 2022 yılı Mayıs ayı olan meclis toplantısında 11 gündem maddesi görüşüldü. Konacık Mahallesi'ndeki Herodot Kültür Merkezi'nde yapılan toplantının başında konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sezon öncesi üst yapı ve temizlik çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Geçen ay Bodrum'da vefat edenleri de anan Başkan Aras, dün tarlasında çalıştığı sırada talihsiz bir kaza sonucu vefat eden belediye personeli Nebi Kuş'u da anarak Allah'tan rahmet diledi. Gündem öncesi söz alan İyi Partili Meclis Üyesi Mehmet Onur Şahbaz, Bodrum Belediyesi cenaze hizmetlerinin çalışmalarından söz ederek şöyle konuştu açılışta bahsettiğiniz tüm belediye personeli çok yoğun bir çalışma içerisinde. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ancak kayıplarımızdan da bahsetmişken her mecliste de bahsediyorsunuz. Belediyenin bir birimiyle ilgili bir teşekkürümüzü dile getirmek istedik bugün burada. Evet. Büyükşehir yetkisindeki cenaze hizmetleri yapılan protokolle Bodrum Belediyesi tarafından yürütülmekte. bu anlamda vatandaşlarımızın en acı günlerinde Belediyemizin cenaze hizmetlerinde görev yapan tüm personel arkadaşımızı müdür Mehmetle başta olmak üzere hepsi o zor günlerinde, zor anlarında vatandaşlara destek oluyorlar. Hiçbir şey ellerini değdirmeden defin işlemleri tamamlanıyor. Bu konuda belediyemiz e, çok takdirle karşılanmakta. Biz de kendilerine çok teşekkür etmek istedik. Bugün bu meclis toplantısında. Evet, sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Arasa şunları söyledi: ee, Evet, bazen unutuyoruz teşekkür etmeyi arkadaşlarımıza. Ben Kayıplarımızın cenazelerimizin ailelerini arıyorum. Önce onlara soruyorum. Daha hemen haber geliyor çünkü. Sorduğum anda zaten diyorlar ki, Başkanım çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar işlerini çok iyi yapıyorlar. Bizi bu zor zamanımızda çok rahatlattılar ve hiçbir eksimiz yok diye teşekkür ediyorlar. Biz de sizlerin vasıtasıyla da teşekkür etmiş olalım tekrar. Toplantının ilk gündem maddesinde. Turgut Reis, Bahçeli Evler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri birebin ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Plan onaylanana kadar bu mahallelerde imar durum belgesi ve yeni ruhsat verilemeyeceği bildirildi. İkinci maddede gümüşlük koruma amaçlı revizyon ve ilave uygulama imar planındaki tarımsal niteliği korunacak alanlardaki uygulamalarla ilgili belediye meclisimizce alınan 05.01.2022 tarih ve 24 sayılı kararın yeniden değerlendirilmesi teklifine ilişkin 28.04.2022 tarihli komisyon raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Bu maddede konuşan Başkan Aras, Gümüşlük Mahallesi'nde tarımsal niteliği korunacak alanlarda yoğun yapılaşmanın önüne geçmek için bu kararı aldıklarını söyledi. Üçüncü maddede Sazköy Mahallesi Kızılören mevki 118 ada 25, 30, 31, 32 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara ilişkin ekoturizm, kırsal turizm tesis alanı amaçlı birebin ölçekli uygulama imar değişikliği teklifi görüşüldü. Komisyonda oy çokluğuyla teklifin kabul edildiği ifade edilirken, Başkan Aras, mevzuat değişikliği sebebiyle bu maddenin reddedilmesi gerektiğini dile getirdi. Madde oy birliğiyle reddedildi. Dördüncü maddede Kumbahçe Mahallesi'nde Erol Ağan ve hissedarları tarafından 12.02.1991 tarih ve 222 sayılı belediye encümen kararı doğrultusunda park alanı olarak terk edilen alanın Kumbahçe Mahallesi İçmeler Mevkii Revizyon Uygulama İmar Planı'nda ticaret alanı olarak kullanım amacının değiştirilmesi sonucu mülkiyet hakkının ihlali durumu oluştuğu gerekçesiyle Kumbahçe Mahallesi 667 Ada 6 Parsel'in Ağanlar Tersanesi Pazarlama Ticaret ve Sanayi AŞ'ye bedelsiz olarak iade edilmesi de oy birliğiyle kabul edildi. 5. maddede Fenişleri Müdürlüğüne ait ücret tarifesinin yaşanan ekonomik gelişmeler doğrultusunda tekrar değerlendirilmesine ilişkin komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi. 6. maddede Ortakent Yahşi birebin ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı plan hükümlerinin yapı başlıklı 3.18 maddesinde değişiklik yapılması teklifi komisyona havale edildi. 7. maddede Mazı Mahallesi 355 ada 1 parsel numarasında kayıtlı 1997,51 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 396,78 metrekarelik kısmında ilçemizin kadın eğitimi, sağlıklı ailelerle yöremizi koruma, üretim ve kadın emeğini değerlendirme ve kamu yararı gözetmek amacıyla 5393 sayılı belediye kanununun 75 Taksim C maddesine istinaden Bodrum Belediyesi ile Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği İstanbul Şubesi arasında 5 yıl süreli ortak hizmet projesi geliştirilmesi ve buna ilişkin protokol yapmak üzere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a yetki verilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. 8. gündem maddesinde Bodrum Belediyesi Personel AŞ Yönetim Kurulu'nda ve Personel AŞ ile ilgili yapılacak ihalelerde belediyemizi temsil etmek üzere belediyemiz personellerinden Derya Şahin Şen'e 6 ay süreli yetki verilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi. 9. gündem maddesinde katı atıkların toplanması, nakli ve kent temizliği işlerinde kullanılmak üzere, araç ve iş makinesi kiralanması, hizmet alım işinin, gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmesi ihalesinin yapılması teklifi oy birliğiyle kabul edildi. 10. maddede Belediye görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanması amacıyla 52 milyon 750 bin lira tutarında kamu veya özel bankalarla finans kurumlarından iç borç kullanılması ve konuya ilişkin iş ve işlemlerle birlikte kredi kullanma tarihini tespit etmek, kredi geri ödeme süresini değiştirmek, yapılan borçlanmanın iptalini istemek, kredi ile ilgili temlik ve teminat vermek, sözleşme ve evrakları imzalamak üzere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a yetki verilmesi teklifi, İyi Partili meclis üyelerinin red oylarına karşın diğer meclis üyelerinin evet oylarıyla kabul edildi. 11. maddede Bodrum Belediyesi 2021 yılı bütçe kesin hesabı görüşüldü.